Herkese merhabalar. Bugün Türk satrancı için olağanüstü bir gün. 14 yaşındaki Ediz Gürel büyük usta normu aldı. Hem de 9 turluk turnuva sonuçlanmadan 8. tur sonunda 7 puana ulaşınca son turdan bağımsız olarak büyük usta normunu garantilemiş oldu. Ediz Gürel henüz FIDE Master uluslararası usta olmaya hak kazandı ama daha FIDE bu unvanı tescil etmeden büyük usta normunu alması gerçekten göğüs kabartan bir başarı. Şimdi bugün onun e, Alexander Büyüksta Alexander Kovçan'a karşı kazandığı bir oyunu inceleyeceğiz. Alexander Kovçan beyazlarla oynuyor, siyahlarla da Ediz Gürel var. Alexander Kovçan E4 sürünce Ediz Gürel her zaman gibi C5'te Sicilya savunmasına giriyor. At F3, E6, D4, C D4, At D4, At C6, At C3, Vezir C7 ile hep tercih ettiği Taimano veya Basriko varyantına girmiş oldu. Bu kanalı takip edenler daha önce Ediz Gürel'in bu varyantta kazandığı oyunları da hatırlıyordur belki. E, keskin bir konum yaratıyor. Beyazlar da bu keskinliği kabul edecek şekilde fil E3 hamlesini oynuyor. Fil E3'e standart A6 hamlesi. Beyazlar vezirde iki 2 yapınca aşağı yukarı planını belli etmiş oldu. Çünkü at F6'ya F3 yapıyor. Fil E7 gelince de G4 sürerek... İngiliz atak veya Yugoslav atak denilen sisteme giriyor rakibi beyazlar. Şimdi B5 dişe diş beyazlar şah kanından geliyorsa siyahlar da diyor ki ben de vezir kanından geliyorum. Siyahların kısa rok atacağı beyazların da artık uzun rok atacağı piyon sürüşlerinden belli. İki tarafta işi uzatmıyor ve karşılıklı rok atılıyor. Uzun rok ve kısa rok. Elbette, Talin oyunlarında sıklıkla gördüğümüz gibi beyazlar piyon fırtınasıyla devam ediyor ve gebe sürüyor. Ataş 5 sonrasında tipik kale g1 hamlesi ve siyahlar da fil b7 oynayarak c hattını açıyor, fili çaprazdan geliştiriyor. Şimdi beyazlar at alır c6 yapıyor. Fil c6'ya da fil a3 yapıyor. Bu filin bir yere baktığı yok. Daha doğrusu Baktığı yerde bir piyon duvarı var ama fikir fil g4 ile blokeci atı uzaklaştırıp h4 h5 ile atağı hızlandırmak. Tabi siyahların da eli armut toplamıyor. O da b4 sürerek vezir kanından geliyor. At e2'ye şimdi Ediz Gürel g6 yapmış. Fil g4 gelince de atını g diye kaçı vermiş. Ve şimdi beyazlar at d4 ile atını merkezleştirince filini vermek istemiyor siyahlar haklı olarak. Hem de C hattını vezirine ve kalesine ileride gelecek kaleyi açıyor. Beyazlar H4 sürerek piyon fırtınasına devam edince şimdi Ediz Gürel merkezden cevap veriyor ve sürüyor. E5 e sürüyor. E5'e at B3 kaçınca da Sicilya savunmasının tipik fikri siyahların aslında merkezde piyon açısından ikiye bir üstünlüğü vardır. Ve siyahlar eğer burada olduğu gibi debe sürebilirse ki ünlen bir hamle bu siyahların sıklıkla girişim gücünü ele geçirdiği anlamına gelir. Şimdi debe sürünce boşta diyeceksiniz bu piyon ama E5'ten sonra siyahlar basitçe kale F8 gelir ve D5 piyonunu atak gücünü de ele geçirerek e, alır. Dolayısıyla Beyazlar demiş ki ben saldırıma devam edeyim. Vezir H2. Ediz Gürel de A5 oynuyor. O da vezir kanından geliyor. H5, A4. Karşılıklı sürüşler. Şimdi H alır G6. Elbette at alırsa vezir H7 mat var. FG6 yapınca şimdi Beyazlar Alexander Kovçan kale H1 gibi sinsi bir hamle yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz eğer atı alırsam diyorsunuz, vezir h7 şah çeker, ben de şah f7 kaçarım. Devamında atak olur mu? Belki olabilir. Ama siyahlar da vezir c2 mat tehdit ediyor. Yani şunu hayal edelim, böyle olursa siyahların tehdidi var. Bir an şöyle bakabiliriz, acaba vezir g6, şah g6, filaş 5 at olmasa böyle vezir fedasıyla mat fikri olur mu gibilerden ama olmuyor, at alıyor. Dolayısıyla bu cazip geliyor. Ama dikkat dikkat. Atı aldığı anda şu anda beyaz oynar ve mat eder. Bakalım matı görebilecek misiniz? Baktıysanız söyleyeyim. Fil E6 ünlem işte sinsamlı. Atla aldığı zaman Vezir 7 göbekten mat var. Kale F7 yaparsa da Vezir 7 Şah F8, Vezir 8 ile böyle değişik bir koridor matı var. Geriye dönelim. Dolayısıyla Ediz Gürel peşin peşin şahını kaçıyor. Şahfiye'de oynuyor. Beyazların hamlesi güçlü. At D4. Atın merkezleşmesi. Piyon at alırsa arkada vezir boşta. Ama Ediz Gürel B3 ile saldırıya devam ediyor. Şimdi çok tehlikeli bir durum beyazlar için. Çünkü oyundaki hamlesi A3 sürmek. Buna bakacağız. Ama eğer A B3 alsaydı A3 ile hücuma devam edecekti. Konumu açmak için piyon sürüşü yapacaktı. Burada şah bir 1 tek hamle ama a b 2'den sonra atak devam ediyor. Kazara b alır a3 yaparsa fil a3 şah şah b1 vezir c3'ten sonra mat olacaktır beyazlar. Fil c1 fark etmez çünkü fil c1 var. A1 kalesinden yine şah çekiş ve mat geliyor. Beyazlar bundan korkarak a3 yapmış. Ve demiş ki nasıl geleceksin? Vezirim nasılsa burayı tutuyor. Atım da tutuyor. Ama Ediz Gürel mat saldırısı için feda yapmaktan çekinmiyor. Kale A C8 ünlem ve fil alabilecek durumda. Olsun diyor alsın. Fil alır C8'e. Kale C8. Ve şimdi kale veziri tuttuğu için artık at tehdit ediliyor. At B5 gelince vezir alır C2. Vezir C2 kale C2. Şah B1 ve D4. Sicilya savunmasına rüya konum. D piyonun D4'e girmesi harika. Şimdi beyazların başı dertte. Neden mi? Fil C1'e kaçarsa. Hiç beklenmedik bir şey. Ver atı. Fil A6. At a diye gidince de kaleciye 7 ile at düşer. Dolayısıyla beyazlar taşı feda etmek zorunda. At alır D4. E D4. Fil D4. ataş 5 gelince de fil C3 kapatmış. Şahın merkezleşmesi Şah E6. Şu anda siyahlar taş fazla daha doğrusu kaleye karşı fil ve at var ve üstelik taşları da oldukça etkili. Beyazlar kale D2 ile kale değişmek isteyince hay hay kale D2 fil D2 fil A6. Kale E1 at G3 atlar rakip hedeflere yaklaşıyor. Şah C1'e at E2. Şah D1'e at D4. F3 piyonu istendi. F4 yapınca şimdi bu piyon epey ilerlemiş ve oyun sonunda ilerlemiş piyonlar da çok tehlikelidirler. Çünkü vezir çıkmaya yakındırlar. Fil alır A3 ünlem. Elbette B alır A3'e B2 sonrasında vezire çıkar. Dolayısıyla bu feda kabul edilemez. Fil C3 oynamış. Buna fil C5 kaçmış. Kale H1. H7'yi istiyor. Ama buna Ediz Gürel'in hamlesi filde 3 oynayıp E4 piyonu istemek. Şimdi bu piyonu tutamaz. Kaleye bir yaparsa şah gelince atla kale istemek bir daha kale istemek kayıp. Piyon düşüyor illa Dolayısıyla F5 sürmüş. GF5'e kale H6. Şah E5 merkezleşme. Kale H7. Şah alır E4. Siyahın artık hem F'de geçer piyonu var. Hem de burada her an geçer piyon elde edecek gibi g6'ya at b5, fil d2'ye a3, kale h4, şah e5, fil c1 yapınca at c3 ünlem. Anlamaz çünkü bc 3'ten sonra b2 ve vezir çıkışa çağrı yok. Şah d2 oynamış, at e4, şah alır d3, a2 ve vezir çıkıyor. g7 yapmış, a1 vezir, g8 vezir, beyazlar da vezir çıktı. Ama tempo Ediz Gürel'de. Vezir B1 Şah, Şah C4, Vezir alır C1, Şah B5, Vezir F1, Vezir yakaladı Şah'ı. Şah A4, Vezir A6, Şah B3, Vezir B5, Şah C2, Vezir E2. Ediz Gürel aldı Vezir'i, rakip Şah'ı döndürüp duruyor. Şah B3, Vezir D1, Şah C4, Vezir A4, Şah D3, At F2, Şah E2 ve av bitiyor, vezir de bir mat. Edis hem büyük bir başarı, bir Turkala büyük usta normu 14 yaşında olmasına rağmen hem de güzel bir kazanç. Başarılarının devamını diliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, saygılar, sevgiler.